Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oppo'nun kısa süre önce ülkemize satışa sunduğu A96 modelini mercek altına alıyoruz. Bilindiği üzere arkadaşlar Oppo uzun bir süredir ülkemize kurumsal olarak hizmet veriyor. Dolayısıyla şimdiye kadar pek çok ürün satışa sunulan akıllı bileklikten tutun da kablosuz kulaklıklara, cep telefonlarına varana kadar pek çok Oppo ürünü ülkemize satışa sunuldu. Dolayısıyla burada artık Oppo ekosisteminin kendi çerçevelerini belirlediğini söyleyebiliriz. Yani bugün bir Oppo telefonu aldığınızda bunu kulaklık, akıllı bileklik ya da akıllı saat ile taşlandırabiliyorsunuz arkadaşlar ki bu da bence önemli bir unsur. Gelelim bugün inceleyeceğimiz Oppo A96 modeline arkadaşlar. Biliyorsunuz bu orta segment bir cihaz ve fiyatı da rakiplerine oranla oldukça uygun. Dolayısıyla bu noktada Oppo A96'nın ülkemizde önemli bir müşteri kitlesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu cihaz bizlere neler sunuyor? Dilerseniz şimdi biraz buna göz atalım. İncelememize telefonumuzun tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz artık Oppo'nun kendisine has bir tasarım çizgisi var diyebiliriz. Yani özellikle şu arkadaki kamera kurulumunun Oppo karakteriyle uyumlu olduğunu artık biliyoruz. Yani şu kamera kurulumunu gördüğümüzde evet bu cihaz Oppo'nun bir cihazı diyebiliyoruz arkadaşlar. Cihazı elimize aldığımızda hemen sol tarafta ses açıp kapama tuşları yer alıyor. Sağ tarafta ise arkadaşlar üzerinde bir parmak izi okuyucusunun da bulunduğu power butonumuz yer alıyor. Alt kısımda tip C şarj girişimiz mevcut ve bu girişin hemen sol tarafında da bir kulaklık jackımız bulunuyor ki biliyorsunuz artık pek çok modelde kulaklık jackı yer almıyor. Oppo'nun hala burada kulaklık jackına yer veriyor olması da bizler için olumlu diyebiliriz. Telefonumuz arkadaşlar delikli ekran tasarımıyla geliyor ki bu tasarım çizgisi bence çentikli tasarıma göre daha göze hoş geliyor. Kamera sol tarafta konumlandırılmış. Dolayısıyla ortada konumlandırılmaması bir tık daha iyi diyebiliriz. Neden? Ortada konumlandırıldığında üst taraftaki bilgi çubuğunu biz tam olarak böyle verimli kullanamayabiliyoruz. Ama burada sol tarafta konumlandırılması bana göre daha iyi diyebiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman üst ve yan çerçeveden hemen hemen aynı kalınlığa sahip ki burada bunların olabildiğince ince tutulduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel olarak orta segment cihazlarda alt çerçeve bir tık daha kalın oluyor. Fakat Oppo yine burada da alt çerçeveyi olabildiğince ince tutmaya çalışmış. Tasarım demişken ekrandan devam edelim arkadaşlar. Burada 6.59 inçlik bir IPS LCD ekranımız var. Bu ekran ortalama olarak 480 nitslik bir parlaklığa sahip. Maksimum ise arkadaşlar 600 nitslik bir parlaklık sunuyor bizlere. Çözünürlüğü ise 1080x2412 piksel. Bu ekranın sel derinliği ise 401 ppi. Dolayısıyla cihazın ön kısımdan oldukça hoş göründüğünü söyleyebiliriz. Ve gelelim arka kısma. Dediğim gibi arka kısımda artık Oppo'nun karakteristik bir çizgisi var zaten. Buradaki kamera kurulumuna diğer Oppo cihazlarından da zaten aşinayız. Burada 2 adet büyük kameramız bulunuyor arkadaşlar. Ve o 2 adet kameranın hemen yanında da 1 adet flash ışığımız var. Alt sağ kısımda da yine yatay olarak konumlandırılmış bir Oppo logomuz yer alıyor. Telefonun rengi oldukça şık diyebilirim. Bize gelen bu renk arkadaşlar Sunset Blue olarak geçiyor. Işık altında böyle sarıya da dönüşüyor renk. Gerçekten güzel bir arka plan oluşturduğunu söyleyebilirim sizlere. Şunu sorabilirsiniz ya acaba parmak izi bırakıyor mu bırakmıyor mu? Çok fazla parmak izi bırakmıyor arkadaşlar. Yani telefonu kılıfsız olarak kullandığınızda da çok fazla parmak izi bırakmadığını sizlere söyleyebilirim. Şu aklınıza gelebilir. Cihazın içerisinden silikon kılıf çıkıyor mu çıkmıyor mu? Evet arkadaşlar kutu içerisinden silikon kılıf geliyor. Yani dilerseniz kılıfla kullanabilirsiniz. Dilerseniz de ne yapabilirsiniz? Kılıfsız olarak kullanabilirsiniz. Onda da yine parmak izi bırakmadığını söyleyelim. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Ön camda da arkadaşlar bir adet ekran koruyucu mevcut. Yani ekstradan alıp yapıştırmanıza vesaire gerek yok. Çünkü Oppo burada dediğim gibi bir adet cam koruyucuyu, ekran koruyucuyu daha doğrusu cihazın ekranına yapıştırılmış bir şekilde sizlere sunuyor. Evet, genel olarak cihazın tasarımı bu şekildeydi arkadaşlar. Bu noktada yer vermek istediğim bir diğer unsur da cihazın kullanımı. Tek elle gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu size belirteyim. Cihaz çok fazla ağır değil arkadaşlar. Yaklaşık olarak 191 gramlık bir ağırlığa sahip.
Bu şu açıdan önemli. Çok fazla elinizi yormayın. Yani şöyle elinizi alıp telefonla saatlerce konuşsanız bile eliniz çok fazla yorulmuyor arkadaşlar. Bu açıdan da yine telefonun rakiplerine oranla bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar bu cihazda 5000 mAh'lık bir batarya var. Dolayısıyla 5000 mAh'lık bir bataryanın yer aldığı cihazın ağırlığı genel olarak 200 gramın üstünde oluyor. Fakat burada Oppo yine 200 gramın altında tutmayı başarmış ağırlığı. Dolayısıyla burada da önemli bir artı kazanıyor bizden. Diyelim ve geçelim cihazımızın teknik özelliklerine arkadaşlar. Teknik özellikler kısmına geldiğimizde bizleri Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 680 Yonga seti karşılıyor arkadaşlar. Bu Yonga seti bildiğiniz üzere genellikle orta segment cihazlarda sıklıkla tercih edilen bir Yonga seti. Özellikle son zamanlarda. Çünkü 6 nanometrelik bir Yonga seti ve bu sayede telefon çok fazla ısınmıyor arkadaşlar. Yani dilediğiniz oyunu vesaire zaten oynayabiliyorsunuz da oyunu oynarken falan herhangi bir ısınma, kasma, donma vesaire karşılaşmıyorsunuz. Örneğin biz Call of Duty Mobile yükledik ve uzun süreli bir oyun deneyimi yaşadık bu cihazda. Yaklaşık olarak 45 dakika, 1 saat oyun oynadık ama hiçbir ısınma, donma, kasma olmadı. Özellikle hani telefonu şöyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar, kılıfsız oynasanız dahi. Zaten kılıfla hiçbir türlü sıcaklığı hissetmiyorsunuz. Bunu size belirtelim. Yani silikon kılıfsız bunun arkasına taktığınız zaman arkadaşlar, hiçbir şekilde böyle hani elinizi rahatsız edecek derecede bir ısınma, donma, kasma vesaire hissetmiyorsunuz zaten. Ama hani ben kılıfsız kullanmayı seviyorum diyenler için de oyun oynadığınız zaman yine cihazda öyle çok büyük bir ısınma falan olmuyor. Bunu sizlerle paylaşmış olalım arkadaşlar. RAM tarafına baktığımızda bize gelen cihazda arkadaşlar 6 GB'lık RAM bulunuyor ve 128 GB'da dahili depolama alanı yer alıyor. Tabi burada şunu soracak olabilirsiniz. Bilindiği üzere arkadaşlar artık Oppo cihazlarında sanal RAM uygulaması diye bir özellik mevcut. Dolayısıyla bu sayede telefonun dahili depolama alanının bir kısmını RAM olarak kullanabiliyorsunuz. Yine burada da RAM genişletme menüsüne girdiğimizde 2 GB, 3 GB ve 5 GB'lık 3 farklı seçeneğimiz bulunuyor. Bu ne demek? Ben bu telefonun RAM'ini 8 GB, 9 GB ya da 11 GB yapabilirim. Ama inanın buna ihtiyaç duymuyorsunuz arkadaşlar. Yani ben bu cihazı kullandığım, test ettiğim süre boyunca 6 GB'lık RAM'in yetmediği bir nokta görmedim. Açıkçası hani arka planda çok fazla uygulama açıkken bile cihaz donma kasma yapmadan rahat bir şekilde çalışıyordu ki bu da bence önemli bir artı arkadaşlar. Evet, gelelim bataryaya. Bu cihazda az önce de bahsettiğim üzere 5000 mAh'lık bir batarya yer alıyor. Tabi artık bataryadan da ziyade bizler için önemli olan ne? Hızlı şarj desteği arkadaşlar. Bu telefonda Oppo 33 Watt'lık hızlı şarj desteğine yer vermiş durumda. Biliyorsunuz Oppo hızlı şarj teknolojilerinde zaten önemli markalardan bir tanesi. Dolayısıyla yine bu cihazda da bizleri memnun etmeyi başarmış. Bu telefonu şarja taktığınız zaman arkadaşlar yarım saatten kısa bir süre içerisinde, yaklaşık olarak 26-27 dakika içerisinde telefon %50 oranında şarj olabiliyor. Yani evden çıkmak üzeresiniz, baktınız telefonunuzun şarjı çok az. Telefonu 10-15 dakika şarja taksanız dahi arkadaşlar cihazınız %30-%40 oranında şarj oluyor ki bu ne demek? O günü çıkaracak şarj miktarını telefon size sağlamış oluyor. Tabii burada oyun oynamaktan, sosyal medyada gezinmekten bahsetmiyorum arkadaşlar. O gün içerisinde siz aradığınız kişilere ulaşabiliyorsunuz. Arayan kişiler size ulaşabiliyor. Dolayısıyla o günü çıkaracak şarjı sadece bir 10-15 dakikalık şarj süresiyle sizlere sunmuş oluyor ki bu hızlı şarj özelliği de bence artık tüm orta segment cihazlarda olması gereken bir kriter. Evet, genel olarak baktığımızda teknik özellikler kısmında bizi memnun etmeyecek bir durum yok. Bir de şunu söylemek istiyorum. NFC pek çoğumuz için artık gündelik hayatın rutinlerinden biri haline gelmeye başladı. Neden? Çünkü kartlarımızı tanımlıyoruz. Banka uygulamalarımız üzerinden kartlarımızdaki temassız özelliğini direkt olarak telefonlarımıza aktarıyoruz. O yüzden artık NFC uygulaması da bence orta segment cihazlarda da olması gereken bir özellik arkadaşlar. Oppo A96'da NFC mevcut. Dolayısıyla dilediğiniz gibi telefonunuzu kredi kartı gibi kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli bir artı diyebiliriz. Güçlü bir Yonga seti, arttırılabilir RAM miktarı ve 128 GB'lık dahili depolama alanı. Ki bu dahili depolama alanının yanında arkadaşlar micro SD kart desteği de mevcut. Yani eğer bu dahili depolama alanı bana yetmez derseniz ne yapabilirsiniz? Micro SD kart ile biraz daha dahili depolama alanını genişletebilirsiniz. Ama genel olarak bu
mikro SD kart desteğinin çok fazla ihtiyacınız olacağını sanmıyorum ben. Çünkü 128 GB'lık dahili depolama günümüz koşullarında yeterli. Evet, 64 GB artık yeterli gelmiyor ama 128 GB'lık dahili depolama alanının hala bizler için yeterli olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Evet, Yonga setine değindik, RAM'e değindik, dahili depolamaya değindik, bataryaya değindik. Şimdi sıra geldik kameramız arkadaşlar. Bu cihazda Oppo 50 megapiksellik geniş açılı bir kameraya yer vermiş ve buna 2 megapiksellik derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise arkadaşlar 16 megapiksellik bir geniş açı kameramız mevcut. Tabii söz konusu kameralar olduğunda rakamlardan ziyade bizim için önemli olan kriter bu kameraların nasıl bir performans sergilediği. Biz bu cihazda hem bazı fotoğraflar hem de bazı videolar çektik arkadaşlar. Dilerseniz şimdi bu fotoğraf ve videolarla sizleri baş başa bırakalım. Bakalım cihazımız bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar, şu anda bu videoyu Oppo A96 modeli kamerasından görüyorsunuz. 1080p bir arka kamera çözünürlüğü var. Şu anda çok rüzgar var. Aynı zamanda E5 kenarında olduğumuz için çok da gürültülü bir ortam. Fakat ses performansı, mikrofon performansı şu anda duyduğunuz şekilde. Yorumlarda nasıl performans sergilediğini belirtin. Şöyle hatta bir zoom yapalım metroya doğru. Tabii ki piksel tarafında biraz kayıplar yaşanabiliyor fakat 1080 piksele göre gayet tatmin edici bir video performansının olduğunu görüyorum. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi geldik ön kamerasına. Ön kamerada da şu anda mesela ters ışıkta olduğum halde yine yüzümün gayet net çıktığını söyleyebilirim. Yapay zeka desteğiyle bu sallanabiliyor. Şöyle biraz daha güneşe karşı duralım. Zaten düz ışıktaki performansı yine beklediğimiz gibi, yani gayet tatmin edici bir performansının olduğunu söyleyebiliriz. Oppo A96 modelin kamera performansı da bu şekilde. Son olarak değinmek istediğimiz konu ise arkadaşlar tabii ki telefonumuzun fiyatı. Halihazırda arkadaşlar internete girip baktığınız zaman bu cihaz Oppo Türkiye garantili olarak en ucuz 7300 liraya satılıyor şu anda. Tabii değişik adreslerde değişik fiyatlar bulmanız mümkün ama bizim baktığımız, araştırdığımız en ucuz Oppo Türkiye garantili olarak satılan fiyatı 7300 Türk lirası diyebiliriz. Orta segmentte bu kadar çok özellik sunan bir cihaz için 7300 Türk lirasının oldukça makul olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü artık giriş segmentindeki cihazlar bile arkadaşlar 5000-6000 Türk lirasına ülkemize satışa çıkmaya başladı. Dolayısıyla böyle bir ortamda orta segmentte bize bu kadar fazla özellik sunan bir cihazın 7300 Türk lirasına satılması çok da absürt gelmedi. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.